Merhabalar, sizlere seslendiğim nokta Diyarbakır Ulu Camii. Dünyanın Anadolu topraklarında yapılmış, belki de günümüze kadar kalabilmiş en eski cami olarak adlandırılıyor. Dikdörtgen planlı bir cami. Baktığınız zaman bazalt taşından, sarı kalkerden ve bazı sütunları dışarıda da mermerden yapılmış durumda. Bunun 638 veya 639 yılları arasında Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Sasani İmparatorluğu'nun elinden alınarak buraların fethedilerek sonrasında yaptırıldığı düşünülmekte. Diyarbakır Ulu Camii'ye dünyanın en büyük makamlarından deniliyor. İlk üç makam biliyorsunuz Mekke, Medine, Mescid-i Aksa. Ondan sonra Ayasofya, Şam Emeviye Camii, belki Bursa Ulu Camii ve belki Diyarbakır Ulu Camii diye sıralamalar devam ediyor. Diyarbakır Ulu Camii içine girdiğin zaman muhteşem bir atmosferi var. Robotik biliminin kurucularından El Cezeri Hazretleri'nin yaptırdığı enfes bir güneş saati avlusunda bulunmakta. Çok güzel bir minaresi yine burada bulunmakta. Dört mezhep için yapılmış odalar, bölümler bulunuyor. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli olmak üzere. Diyarbakır Ulu Camii, şöyle söyleyelim, Diyarbakır'ın 27 sahabe efendimizin defnedildiği Hazreti Süleyman Camii ile birlikte en maneviyatlı ve en mübarek camilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi mihraba bakalım. Mihraptaki işlemeleri ve tavan süslemelerini özellikle size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel tavan süslemeleri var. Sizleri Diyarbakır'a bu muhteşem maneviyatın aktığı, gönüllerin coştuğu bu camiye bekliyoruz.